Durumda bu 2 alabilir. Bunun 2 olduğu durumda bu 1 alabilir. İkisi consistent dolayısıyla. Buradan buraya bir tane arc konsistisi var. Buradan buraya da bir arc konsistisi var. Böyle ve böyle. Böyle ve böyle. Dolayısıyla bunların hepsi kendi içerisinde arc consistent. Bunun, tamam mı? Bunun sonunun iyi olduğunu göremiyor arc consistency. Bunun sonunun iyi olduğunu göremiyor. Çünkü sadece binary relation'lara bakıyor. Çok lokal bir şekilde. Tamam mı? Bunun sadece lokal bir şekilde binary relation'lara bakıyor. Arc consistency'nin daha karmaşık olanı var. 3 tane node'a aynı anda bakanları var. Benim kırmızı değerim için komşularından olabilecek değer alabilenler var mı? İkisine birden bak. Sadece bir tanesine değil. İkisine birden bakıyor. Ben birken komşularımın alabileceği değerler var mı? Ben birken bu 2 olur. Aa, bu 1 olamaz. Tamam mı? İkisine birden bakıyorsun. İç içe 2 tane loop gelmeye başlıyor bu sefer. Tek loop yok. Tamam mı? Kuadratik yapılar gelmeye başlıyor ve bunun başka bir loop'un içerisinde tüm komşuları uygulaman lazım. Tamam. Bunun adına da cake consistency deniyor. Cake consistency. Sadece two consistency değil, cake consistency deniyor. Ve cake consistency'yi enforce etmek esasında kuadratik bir çalışma zamanı gerektiriyor. Bunun yani eğer k burada 3 ise kuadratik, 4 ise 3 küplü terimler falan filan gelmeye başlıyor. Eğer bu k'yı elindeki not sayısına kadar çıkarırsan da zaten exponential bir problem çıkıyor ortaya. Yani problemi ta en başından en sonunu görmeye çalışıyorsun. Seni de aklına zaten bir arama, forward checking yaparken bir arama, başka bir arama işine giriyorsun ve o aramalar en az senin kadar pahalı bir arama. Hatta K consistency an algorithm for establishing M consistency must take exponential time. K consistency genel bir şekilde satisfy etmek exponential time alıyor. Forward checking yapalım derken exponential bir tuzağın içerisinde düşmüş oluyor. Yani düz search yapıyor. Düz search'ten exponential olanı yapıyor. Kötü bir şey yapıyor. Forward checking search yapıyordu. Tamam mı? Bir tane loop'un içerisinde tüm komşulara bakıyor teker teker. Arc consistency ile beraber. Ama k consistency'ye geldiği zaman benim aldığım herhangi bir değerler için etrafımdaki tüm komşular bir değer alabiliyor mu diye bakıyor. Etrafındaki tüm komşulara, tüm grafa uyguladığın zaman tüm haritaya, o zaman orijinal problemi tıpatıp aynısı geliyor. Bir yerlerde kesmek lazım. Bunun nerede kesileceği birazcık deneysel yöntemlerle falan filan bulunabiliyor. Bir ufak değerler için bazen çalıştığı falan filan oluyor ama key consistency diye bir şey var. Bir yerlerde kesilmesi gerektiğini bilmemiz lazım. Tamam. Yani eğer işi abartmak istiyorsanız da sonuna kadar götürenler de var. Tamam, isterseniz bu 43 bitiremedim bile ya. Ben bir sonraki chapter'a başlamak istiyordum, oyun chapter'a. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Oyun chapter'ını bitireceğim bu yapay zekadan. Oyundan sonra mantığa geçmek yerine doğal dil işlemeye başlayacağım. Doğal dil işleme bazı yerde mantık kullanıyor ve probability kullanıyor. O zaman tekrar yapay zekaya dönüp mantık ve probability hakkında falan konuşacağız. Onun için bugün keşke oyunlara başlasaydım diyecektim ama maalesef başlayamadım. İsterseniz şurada çok etkili bir tane, şunun sonunda güzel bir örnek var. Onun hakkında konuşalım. Sonra gelecek ders buradan başlarım ve devam edelim. Şu Avustralya örneğine bakalım tekrar. Problemin yapısından faydalanabilirsin diye. Esasında şu SA olmasaydı, var ya SA olmasaydı, işimiz çok kolaydı. Niye? SA'yı kaldırın. Karadeniz'e benziyor değil mi? Tamam. Mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi. Değil mi? SA'yı kaldırdığın zaman o. Peki şöyle yap diyor adam. Şöyle yap diyor. SA'ya mavi ver. Tamam mı? O zaman ne olacak? Kırmızı, sarı, kırmızı, sarı, kırmızı. Tamam mı? Bir problem birdenbire o hale geliyor. Problemin avantajını, yapısal avantajlarını kullanabilirsin diyor. Problemin yapısal avantajlarını kullanabilirsin diyor. Yapısal avantajları da şunlar. Eğer problemi sen bir tri haline çevirebiliyorsan, şunun gibi tri haline, ya da bir zincir haline çevirebiliyorsan, tri ne demek? Tri de şu mesela rootsa, bunun çocuğu bu, bunun iki tane çocuğu var, bunun iki tane çocuğu var. Tamam mı? Graf halinde değil, şey halinde bu. Tri halinde, ağaç halinde. O nedenle ağaç halinde olan grafların constraint satisfaction problemleri çok rahat halledilebiliyor. N'de kare şeklinde. Şeyi hatırlıyorsun değil mi, diğerinin karmaşıklığını?
D'nin karmaşıklığı D üzeri n'di. Bu n d kare haline gelmiş. Nasıl olabiliyor? Şey söyleyeyim bana. Tamam. Şu halde bir tane constraint grafı böyle olan constraint grafı böyle olan bir CSV'yi çözmek için ne kadar zaman gerekir sizin için? Söyleyeyim. Constraint grafı böyle olan bir CSV'yi çözmek için eğer böyle değilse genel graf halindeyse onu biliyorum ben. D üzeri N'di değil mi? Bunun için ne kadar gerekir? Şuna bir tane renk veriyorsun. Tamam mı? Buna bir tane renk veriyorsun. Sonra arta kalan şunun içerisine şuna bir tane renk veriyorsun. Arta kalanlardan buna bir tane renk veriyorsun. Arta kalanlardan buna bir tane renk veriyorsun. Yani şunun her bir değer için bir tane komşusu olduğundan dolayı şunun içerisinde şuna bir tane renk verdim. Üç renkten bir tanesi seçtim. Arta kalan iki taneden bir tanesi seçmen lazım. Arta kalan iki tanesini seçmen lazım. Yapacağın şey esasında her bir adımda arta kalanlardan hangisini seçeceğim diye bakıyorsun. Eğer n tane eleman varsa burada şunun içerisinde n tane atama varsa n karelik bir işlemle buna atamalarımı yapabiliyorum. N karelik bir işlemle buna atamalarımı yapabiliyorum. Baştan sona kadar yapıyorsun. Her birinin n defa değişme durumu var. N karelik hale gelebiliyor. Bu adamda burada şeyi söylemiş. N, D kare. Ben bir dakika bunların niye benimki doğru çıkmadı? N kare adamlar ellerimiz falan mı farklı acaba? Eğer genel graf halinde değilse, tri halindeyse ya da tri halinde bırakın şunu gibi benimkisi gibi linked list halindeyse bunu bile yapabilirim. If constraint graph has no loops, then CSV can be solved in n d square time. N d square time. Niye? Ha tamam. Çünkü her birinin d tanesini seçebilirim. Bunun bir rengi için şunun bir rengini, bunun bir rengi için bunun bir rengini. D kare buradan geliyor. Tamam mı? İki tane loop var, d loop'u. Bunu daha n defa yapıyorum. Sadece çünkü kendisi bir tane komşusuna bağlı. Arkadaki zaten renklere bağlı oldu diye. Polinom zamanda çözebiliyorum yani bunu. Polinom zamanda çözüyorum. Şunu yanlış yazdım buraya. N, D kare olacak. O N, D kare zamanda çözebiliyorum. Eğer yapım şuna benziyorsa. İyi de bu ağaçta böyle olur diyorsun. Sen ağaç nasıl oluyor? İşte şurada şöyle oluyor gördüğünüz gibi. Bunu sanki şöyle bir lineer yapı haline getirebiliyorum. Anladınız değil mi? Bu neye benziyor? Hatırladınız mı veri yapıları dersinde? Bir binary ağacı dizide gösterebiliyordum. Hatırladınız mı onu? Binary bir ağacı dizide bu şekilde gösterebiliyor. Dizi gibi. Sanki linked listmiş gibi. Bu da n, d kareye kadar düşebiliyor. Eğer constraint grafınız şuna benziyorsa, tree şeklindeyse o zaman çalışma karmaşıklığınız exponential'ın doğrudan polinoma düşüyor eğer tree şeklindeyse. Burada zaten öyle oldu şurada. Şurada Avustralya şunu SA'ya kaldırdığım zaman arta kalana bir linked list haline geldi. Sanki çok şey bir şeye benziyor. Çok düz bir tane ağaca benziyor. Tek herkesin birer tane çocuğu oldu. Bir ağaca benziyor. Problem structure dediği hikaye adamı bu. O bir. Bir de ikincisi de şu. Eğer problemi bölebiliyorsanız diyor, ikiye bölünüyor. Mesela burada Tazmanya var ya. Tazmanya ile şunun ikiye bölünmüş olması bizim problemimizi çok kolaylaştırıyor. Eğer Tazmanya'yı, şimdi bunun çalışma karmaşıklığı ne kadardı? 3 üzeri 6 mıydı? 3 üzeri 6 idi değil mi? 1, 2, 3, 3 üzeri 6 idi değil mi şunun label atama problemi? Bu Tazmanya'yı da bu işin içerisine koyarsak 3 üzeri 7 ediyor. Baya zamanımızı arttırıyor değil mi? Bunu farklı tutmak zamanımızı baya bizim için kısaltıyor. Öyleyse problemi bölebiliyorsan birden fazla parçaya böl. Her birini ayrı ayrı çöz. Şurada güzel bir tane örnek vermiş. Elinizde diyor, tamam mı? Elinizde 80 tane değişken olsun. 80 tane değişken. Her birinin de, tamam mı? Her birinin de alabileceği değişkenin 2 tane değer olsun. Yani binary atamalar yapacaksın. 80 tane binary değişkenin var. Tamam mı? 80 tane binary değişkenin var. O zaman ne olur? 2 üzeri 80. Yapıyorduk ya sürekli. 5 üzeri 25 yapmıştım ben.
1005 tane değişkeni var, 5'er tane değer alabiliyorlar. 5 üzeri 25'tir. 8 vezir problemi için 8 üzeri 8'dir. Eğer elinde 80 tane değişken varsa, her bir kişiye değer alabiliyorsa 2 üzeri 80. 2 üzeri 80 tane nodu şey yapmak için, 2 üzeri 80 tane nodu işlemek için saniyede 1 milyon tane node işlesen 4 milyar yıl alıyormuş. 2 üzeri 80 tane node yapmak için. Öyle değil de diyor adam, problemi 4 eşit parçaya bölebilsem ben, her birinde 20'şer tane şey olsa, binary, yani 20 tane burada var, şu bir problem, bu bir problem, bu problem, bu da bir problem, tamam mı? Aynen şuna gibi. Bu problemi, bu birbirlerinden farklı bu problemler, değil mi? Problemler birbirlerinden farklı. Bunu ayrı çöz, bunu ayrı çöz, bunu ayrı çöz, bunu ayrı çöz. O zaman 4 çarpı 220 0.4 saniye ediyor. 4 milyar yılla 0.4 saniye arasındaki fark, içerisinde 80 tane birbirine bağlı olan değişken tutmak yerine, tamam mı? İçerisinde 20'şer tane birbirine bağlı olan 4 farklı problemi çözmek arasındaki fark bu. Eğer yapabiliyorsan, yapım problemin yapısı buna izin veriyorsa bunu yap diyor. Tamam mı? Adam bunu söylemiş. Yapabiliyorsan bunu yap. Diğer türlü şunun içerisine koyduğun her bir yeni binary problemi 2 kat yavaşlatacak. Bir tane daha koy, 2 kat yavaşlatacak. Bunların içerisinde 60 tane var. 60'ını birden koyduğun zaman 0.4 saniyeden 4 milyar yıla çıkıyor belirlemeye çalışma zamanı. Tamam. CSP'lerde bu gibi avantajlar kullanılabiliyor. Problem structure'ın avantajı. Ağaç gibi ise yapın, güzel. Linked list gibi ise zaten çok güzel. Parçalara bölünebiliyorsa şunun gibi. Böldüm buradan. Burasıyla burası birbirinden farklı. O da güzel. Irmak bulmuş mesela adam şehrin ortasında ülkeyi ikiye bölen bir tane ırmak var. Irmağın sağa ve solunu da, tamam mı, aynı renkte olabilir dedim mesela birdenbire. Birdenbire Afrika'nın ortasından geçen Nil'den dolayı Afrika boyama problemini 4 milyar yıldan 4 milyar yıldan birdenbire 1 yıla düşürür. Tamam mı? O türlü avantajlar kullanılabilir. Ya da bazen diyorsun ki ya böyle şurada diyorsun biraz yakınsama yapacağım. Şu çizginin etrafındaki iller, yani Çek Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti aynı renkte gösterebilirsin. Onu görmezden gel. Dediğin zaman da problem birdenbire, yani problemin avantajını kullanacağım ya, problem birdenbire 4 milyar yılda bir yıla falan düşebilir. Ben bunun gibi durumlarda 0.4 saniyeye kadar da düşebiliyor. Tamam. Constraint Satisfaction problemleri hakkında söyleyeceğim birkaç şey daha vardı. O da bunların lokal problemler şeklinde çözebileceğiydi. İsterseniz onu gelecek derse bırakayım. Döndüğümüz zaman buradan devam edeceğiz. Gelecek ders ayrıca arkadaşlar, dersten sonra demolarınızı göreceğim. Bazı arkadaşlar dersten sonra hocam ben kılamıyorum, geç oluyor falan filan diyorlar. Onlar için de bir gün belirleyelim. Hangi gün olsun? Hangi gün olsun? Diğer dersten sonra soru olur mu? Haftaya değil, öbür haftaya. Dersten önce biraz sıkışık oluyor, olmasın. Tamam. Gelecek hafta dersten sonra ve öbür hafta dersten sonra demolar yapılacak. Bu iki hafta içerisinde demo yapmayanların demolarına yapılmamış farz ediyorum. Ödeyde verilmemiş farz ediyorum. Ödeyde yapılacak, tamam mı?